En üzücü olansa bu podcast'i Porçay dışında herkesin dinleyebilecek olması. Çünkü şu an muhtemelen hapiste. 2017 yılında Ezel Müptezel diye bir albüm çıkardı. Sonrasında rap camiası uçtu gitti. Aslında bir devir açılıp bir devir kapandı. Fakat bir sorunumuz vardı. Ezel'in şarkılarında uyuşturuculardan bahsediliyordu. Ezel'in de bu konulardan başı yandı ve iki ay hapiste kaldı. O dönemi belki hatırlarsanız Twitter'da, YouTube'da herkes Ezel'in serbest bırakılması için hashtagler başlatmıştı. Sonra Kontkar, Şeyin Şah, Mörda sıra sıra bütün rapçileri hapse attılar. O dönem biliyorsunuz bu konularla inanılmaz alay ediyorduk. Porçay da bu konuları tiye alan bir rap şarkısı çıkardı. Her yerine koca koca parodi yazmıştı. Keza video içerisindeki söylemler de gerçek olamayacak kadar saçma ve abartılıydı. Ama bir şey oldu. Porçay'a dava açıldı ve Porçay uyuşturucu özendirmek suçundan yargılanmaya başladı. Bunu Porçay ilk açıkladığında her yerde free Porçay eşteklerini gördük. Sosyal medya sallandı çünkü bu gerçek olamayacak kadar komikti. Duruşmalar, verilen ifadeler ve hepsinin ardından konu istinaf mahkemesine taşındı. Buradan sonra sanırım Porçay dahil herkes, buna ben de kendimi dahil edebilirim, konunun hapiste cezalanmayacağını biliyordu. Çünkü böylesine açık bir parodiden ki başlıkta açıklama kısmında bunun parodi olduğu belirtilmişti. Bir gencin dört yılını çalmak hiç de mantıklı değildi. Bu gergin geçen sürecin ardından Porçay bir açıklama yaptı. Tweet'in ilk başlarını okuduğumda sevinmiştim aslında. Çünkü istinaf mahkemesinden cevap geldi kısmına kadar her şey güzeldi. Ancak devamı şöyle. Maalesef cezayı onamışlar. Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden çağlayan adliyesine gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tweet'i ilk okuduğumda gerçekten hiçbir şeye anlam veremedim. Çünkü bu sefer her şey gerçek bir üst mahkeme, başka bir duruşma ya da kendini ifade edebilmesi için başka bir alan yoktu. Porçay'ın de yayınladığı videoda anlattığı üzere hukuk sistemimiz eskiydi. YouTube'un farkı nedir biliyor musunuz diğer sosyal mecralardan? Burada içeriği siz seçersiniz. Instagram'da veya TikTok'ta kaydırırken önünüze hangi içerik gelecek bunu bilemezsiniz. Ancak YouTube'da bu videoya sen tıklayarak girdin. Başlığını okudun, küçük resmine baktın, kimin yayınladığını gördün. Yani videoya girmeden video hakkında bir bilgi edindin ve Porçay'ın parodi videosunda da orada kocaman parodi yazıyordu. Yani bu videoya girmeden önce Porçay seni bilgilendirmişti. Ancak hukuk sistemimiz YouTube'un nasıl çalıştığını, sosyal medyadaki insanların bu videoyu nasıl algılayacağını, en önemlisi de videodaki ironiyle gerçeği ayırt edemedi. Çünkü o bir boomer'dı. Şimdi boomer bir sistem yüzünden bir gencin en parlak zamanlarında hayatından 4 sene çalınması. Bunu gerçekten düşündüm. Aklıma öyle şeyler gelip gitti ki. Acaba sosyal medyadaki gündemi mi değiştirmeye çalışıyorlar diye bile düşündüm. Hayır çünkü neden olmasın bugün sosyal medyanın tek gündemi Porçay'ın hapse girilmesiydi. Bunu yalnızca bir YouTuber olduğu için söylemiyorum arkadaşlar. Genç bir insan hapse giriyor bu çok kötü bir şey ve saçma sapan bir nedenden dolayı. Konuyu araştırırken ekşide şöyle bir entry gördüm. Başka kesilmiş cezası yoksa önce 1 bölü 2 infaz indirimiyle cezası 2 yıl 1 aya düşecek. Bu sürede denetimli serbestlik süresi olan 3 yılın altında olduğundan 2-3 güne serbest kalacak kişidir. Şarkısı ve yargılama hususunda malumatım yok lakin kendisi muhtemelen kovuşları dahi görmeden dışarıya geri çıkacaktır. Şimdi bir hukukçu olmadığım için bu konular hakkında çok fazla bilgim yok yok. Porçay denetimli serbestlikten yararlanabilir mi bunu da bilmiyorum. Tabii ki özgürlüğünü geri alması çok güzel olur ama her türlü Porçay'ın siciline işleyen iğrenç bir olay bu. Tabii tüm bu olayları değerlendirdiğimizde en fenası da parodisi yapılan adamın iki ay yatıp çıkması yani ezelin ancak parodi yapan insanın 4 yıl yatacak olması. Böyle bir saçmalığı dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz arkadaşlar. Buradan şu sonuç çıkmasın. Ben sanatın özgür olması gerektiğine inanıyorum. Rapçilere gidip ya da sanatçılara gidip şunu söyleyin bunu söylemeyin diyecek halim yok. Kimse de söylemesin zaten. Oraya artı 18 damgası koyarsın. Ki Porçay da koymuş bu arada. Bu bilgiyi es geçmeyeyim. Sonrasında işini yapmaya devam edersin. Bir şarkıyla uyuşturucuya kimse özenmez. Bu şey gibi değil mi arkadaşlar? Sigara içiyorlar televizyonda. Duman çıkıyor ama sigarayı sansürlüyorlar. O benim daha çok dikkatimi çekti. Şu an sigaraya daha çok özendim. Yeni gelecek hükümet tabii gelebilirse umarım bu hantal, yavaş ve boomer yargı sistemimizi düzeltir. Bakın bu konu üzerinden bir şey daha söyleyeyim. Aylardır uyuşturuculara dair bir video hazırlamak istiyorum. Hani tartışmalı bir konu, güzel de bir konu ama uyuşturucuya özendirme suçundan yargılanırım diye ya da işte dava açılır falan diye bu videoyu yapamıyorum. Yani uyuşturucuya özendireceğim falan yok elbette. Ancak yapmak istemedim çünkü gördüğünüz gibi uyuşturucuya özendirmeseniz bile, alay bile etseniz böyle hapiste cezalandırılabiliyorsunuz. Umarım ekstra bir yol daha vardır. Umarım af gelir. Umarım ekşideki adamın dediği gibi olur. Ve belki denetim ve serbestlikten yararlanır bilmiyorum ama ne yaparsak yapalım bu artık Porçay'ın sicili ne işlemiş çok kötü bir Sonra da ülkemizden gençler niye gidiyor diye ağlıyorsunuz. Sadece ekonomi değil mesele yani. Özgür değiliz. O yüzden gidiyor olabiliriz belki. Bugünlük bu kadar.